Merhaba sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar. 7-13 Kasım haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Aslanlar Güneş Akrep burcunda ilerliyor. Yılın önemli bir haftasındayız. Ay dolunaya doğru büyüyor ve ay tutulması yaşayacağız bu hafta. Pazartesi sabah saatlerinden itibaren ay Boğa burcuna geçecek. Heyecanlı, sürprizli, stresli bir haftadayız tutulmanın genel tesirlerini anlattığım videoyu Astrofoni Demet Baltacı YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Sizin için de önemli olabilecek bir tutulma bu. Salı günü öğle saatlerinde 16 derece Boğa burcunda meydana gelecek. Sabit burçlarımız daha fazla etki alıyor. Siz de böyle sabit bir burçsunuz sevgili aslanlar. Kariyeriniz, geleceğiniz, genel olarak toplumdaki statünüz, aileniz, ebeveynlerinizle ilgili konular, belki önemli ilişkilerinizle ilgili konularda dönüşümlerin, değişimlerin, sürpriz durumların hızlı gelişmelerin olabileceği bir dönemdesiniz ve bu tutulma kontrolünüz dışında gelişmeler hayatınıza taşıyabilir. Bunları daha kadersel bir dönem olarak kabul etmekte fayda var. Artık bir şeyler değişiyor. Yer değişiklikleri, taşınmalar, iş değişiklikleri, evlilik ve ortaklıklarla ilgili vereceğiniz önemli kararlar yani bunlar bundan sonraki geleceğinizi etkileyecek, genel düzeninizi etkileyecek eee bir döngüyü aslında tamamlıyor ama bu tamamlanma ile beraber farklı bir alanda farklı bir döngüde hayatınızda açılıyor sevgili aslanlar Tabii ki bunlar biraz stres yaratabilir üzerinizde baskı yaratabilir uyum göstermekte zorlanabilirsiniz değiştiremeyeceğiniz müdahale edemediğiniz edemeyeceğiniz konulara daha sağduyla yaklaşmakta kabulleniş içerisinde olmakta fayda var. Evet, pazartesi, salı, çarşamba akşamına kadar ay boğa burcunda olacak. tutulma hafta genelinde çok yoğun tesirlerini gösteriyor ama sadece bu haftayla sınırlı değil, unutmayın. Önümüzdeki birkaç ayda etkili olabilecek bir tutulma döngüsünden bahsediyoruz. Perşembe ve Cuma günü ay i̇kizler burcunda olacak. Biraz daha sosyalleşebileceğimiz enerjiler var. Ancak Mars da ikizlerde geriliyor biliyorsunuz. Dolayısıyla Cuma günü Ay-Mars kavuşumu özellikle sosyal çevrenizde ilginç tesadüfler ortaya çıkarabilir. Uzun süredir görmediğiniz kişilerden haberler alabilirsiniz. Eski arkadaşlarla bağlantılarınız olabilir. Üzerinde çalıştığınız bazı projeler varsa, öğrenciyseniz eğitim hayatınızda biraz dikkatli olun. Çünkü burada bazı karışıklıklar, iletişim sorunları, işte bazı planlarınızın ertelenmesi gibi konular devrede olabilir. Hafta sonu Ay Yengeç Burcu'nda hafta sonu biraz daha duygusalız, içe dönüşler, sakinleşmek, yalnız kalmak, dinlenmek istiyoruz. Bunun için de fırsatlar olabilir. Hatta kısa bir hafta sonu tatili, şöyle bir inziva süreci sizin için çok yararlı olabilir. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.